Kıymetli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alımdan bahsetmiş olacağız. Farklı dallarda ilan mevcuttur. Mülakat olmayacaktır. Lise, ön lisans, lisanslar başvuru koşullarına olmuş olduğu takdirde başvurusunu yapmış olabilecektir arkadaşlar. Sadece bunlarla sınırlı değil, farklı alımlar, farklı ilanlar illaki olacaktır. Duyurular geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye devam ediyor olacağız. Muhakkak sizler de kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Ben Ekim ayı itibariyle birçok dalda sizlere ilan aktarmış oldum arkadaşlar. Kadrolu olsun, sözleşmeli personel alımı olsun veya bunların dışında farklı ilanlar, belediye alanları, iş ilanları, bakanlık ilanları yani birçok dalda alımlar mevcut oldu. 10 ile 15 bin arasında bir alım mevcut Ekim ayı itibariyle. Umarım bu sayı daha da artmış olur. Bekçilik alanları veya bunların dışında Sağlık Bakanlığı atması da bir an önce gelmiş olur diye umut ediyoruz. Sizlere uyduğu takdirde aktarmış olduğum ilanlara muhakkak başvurunuzu yapmış olun. Bu ilana da sizler online olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet. Öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Kariyer kapısının linkinde de açıklama kısmına bırakmış olacağım. Başvuru sekmesine direkt olarak ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Finansiyatları hakkında bilgi verecek olursak ilk başta Başvuracak adaylar 600 el ya da sayılı devlet memurları kanuna uygun nitelikli olması gerekiyor. Bunun dışında 2020 KPSS puanınız olması lazım. P3, P93 ve P94 yani lisans, ön lisans ve orta öğretim danından KPSS'ye girmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunların dışında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız lazım. Atanmaya hak kazanan adaylarda arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olması lazım. Yurt dışında okuyanlar için de denklik belgesi olması gerektiğini vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Müracaat için başvuru tarihinden bahsedecek olursak da 25 Ekim'de başlamış oldu. 8 Kasım'da son bulmuş olacaktır. Sizler ilgili döküman listesine fotoğraflı CV ürediğiniz takdirde başvurunuzu yapmış olacaksınız. Avukat alımı da olacaktır. Avukatlar için de çalışma belgesi ve sigorta döküm cetvelini sunmuş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine başvurunun değerlendirilmesi ise aynı şekilde kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet tablo hakkında bilgi verecek olursak da büro personeli lisans ve ön lisans alanında alımları olacaktır. Lisans alanında ilk önce bilgi verecek olursak da 5 kişilik alan, 10 kişilik alan, 6 kişilik alan, 5 kişilik alan, 16 kişilik alan ayrılmış durumdadır. 5 kişilik ana bilgi ve belge yönetimi gibi bölümlerden mezun olan kişiler buraya başvurusunu yapmış olabilecektir. 10 kişilik anla ise muhasebe gibi bölümlerden mezun olduğunuz takdirde yine başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. 6 kişilik anla ise insan kaynakları yönetimi veya da insan kaynakları lisans bölümünden mezun olduğunuz takdirde başvurunuzu yapmış olabileceksiniz arkadaşlar. Diğer büro personeli alımında ise bilgisayar sistemleri gibi bölümden mezun olduğunuz takdirde başvurunuzu yapmış olabileceksiniz. 16 kişilik alanla ise bir yönetimi ve sekreterlik lisans mezun olduğunuz takdirde yine başvurunuzu yapmış olabileceksiniz arkadaşlar. Ön lisans mezunları için de bir yönetimi, bir yönetimi ve sekreterlik, bir yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, ön lisans bölümden mezun olduğunuz takdirde 10 kişilik alana başvuruda bulunabilirsiniz. Destek personel alanı olacaktır. 5 kişilik alanda orta kurumlarının halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alandan mezun olduğunuz takdirde 5 kişilik alana başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Evet destek personel mi olacak yine de tarım alanı ve dallarından mezun olmanız gerekiyor ki 4 kişilik alana başvurabilirsiniz Diğer bir destek personel ise orta kurumlarının elektrik elektronik teknolojisi dallarından mezun olmanız gerekiyor ki 5 kişilik alana başvurabilirsiniz bilesiniz arkadaşlar. Diğer bir destek personelimde ise orta tüm kurumlarının makine ve teknolojisi dallarından mezun olmanız gerekiyor. Avukat alımı olacak. Hukuk mezun olmanız gerekiyor. En az 3 yıllık avukat olarak mesleki tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. Hemşire alımı olacak. Lisans bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Psikolog alımı olacak. Yine lisans mezun olmanız gerekiyor ki başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca klinik psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmanız lazım. Tabip alımı olacak. Tıp mezunu olmanız lazım. Teknisyen alımı olacak. Orta öğretim içinde Bilişim teknolojileri alanı Veya dallarından mezun olmanız gerekiyor ki Başvuruda bulunabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet yeni ilanım bu şekildeydi. Sizler kariyer kapısı üzerinden Online olarak başvuruda bulunabileceksiniz arkadaşlar. Yine alımlar geldikçe Duyular geldikçe kanalda en iyi şekilde yer vermeye devam ediyor olacağız. Muhakkak tüm atamalardan, Tüm süreçlerden haberdar olmak için Kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.